E-Girişim'den herkese merhaba. Ben Hilmi. Bugün Deniz Bank'ın hayata geçirmiş olduğu girişimcilik ve İnovasyon merkezi Deniz Akvaryumdayız. Öncelikle buranın bir ofis turunu yapacağız. Daha sonrasında bu merkez içerisinde hayata geçirilen girişim hızlandırma programı hakkında detaylı bilgi alacağız. Yani sizin bir girişiminiz varsa buraya başvuru yapabilirsiniz. İlk olarak ofis turunu yapmak üzere yokan od yakmaza kameraları çeviriyoruz. İyi seyirler dilerim. Hilmi hoş geldin. Senin de söylediğin gibi Deniz Akvaryum İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'ndeyiz. Şu anda ofisimizdeyiz. Ofisimiz Denizbank Genel Müdürlüğü eksi bir katında 700 metrekarelik bir alana konuşlandırılmış durumda. Aslında tam anlamıyla İstanbul'un kalbinde. Gayrettepe metro istasyonundan direkt geçişle ulaşabildiğin harika bir lokasyondayız. Girişimcilere öncelikle bunu söylemek istiyorum buradan. Deniz Akvaryum İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi nedir? Kısaca ondan bahsedeyim sonra ofis turumuza başlayalım istersen. Hem ofis alanıyla hem de lokasyon olarak gerçekten güzel bir merkezi hayata geçirmişsiniz. Buranın bir kuruluş hikayesinden bahseder misin? Yani ilk fikirler ortaya nasıl atıldı ve burası nasıl bir girişimcilik merkezi haline geldi? Hilmi önce istersen birazcık Deniz Akvaryum'dan bahsedelim sonra ofisi gezmeye devam edelim. Deniz Akvaryum aslında bir sonuç değil bizim için bir süreç. Denizbank zaten kurulduğu zamandan beri inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri içerisindeydi. Bunları ete kemiğe büründürmeye karar verdik diyelim. Ve Deniz Akvaryum İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'ni hayata geçirdik. Bu hayata geçme sürecinde Denizbank'ın iştiraki olan NeoHub kurucu olarak yer aldı. İstersen şimdi birazcık Deniz Akvaryum'un içeriğinden bahsedelim. Programlarının içeriğinden bahsedelim. İçeride iki büyük dikeyimiz var. Bu dikeylerden bir tanesi kurum içi girişimcilik. Yani Denizbank çalışanlarına özel olarak hazırlanmış bir girişimcilik yolculuğu. Diğer tarafta da girişim hızlandırma programımız var. Girişim hızlandırma programımızda yeni başladığımız ekosistemdeki girişimleri büyütmek, hızlandırmak için çalıştığımız programımız. Sadece bunlar değil, İçeride Denizbank'ın şu ana kadar yürütülen inovasyon faaliyetlerini de yürütmeye devam ediyoruz. Bir blockchain laboratuvarımız var. Bu blockchain laboratuvarımızda finans ekosisteminin yarınına hizmet edecek blockchain tabanlı çözümler üretmek için çalışıyoruz. İstersen biraz e, ofisi gezelim. Orada ofisi gezerken zaten biraz daha bahsedeceğiz Deniz Akvaryum'dan. Hilmi neden Deniz Akvaryum diyeceksin? Bizim bu Deniz Akvaryum ismi altında bir mesajımız var aslında. Mesajımız şu. Biz girişimleri Deniz Akvaryum kapısından girecek olan ister kurum içi girişimciler olsun, ister startup ekosisteminden girişimler olsun, onları küçük birer balık gibi düşünüyoruz. Ve onları bu kapıdan girdikten sonra içerideki programlarımızla ve desteklerimizle diğer kapıdan dışarı bıraktığımızda, yani okyanusun sularına bıraktığımızda büyük bir balık olmalarını istiyoruz. Yani aslında deniz akvaryum girişimler için güvenli sular bizim için güvenli sularda büyüyebilecekleri, gelişebilecekleri bir ortam yaratmak istedik. Şimdi ofisimizi gezmeye başlayalım. Evet, videomuzun en heyecanlı kısmı aslında burası ofis turu. O zaman Gökhan yavaş yavaş başlayalım. Elbette. Şöyle o zaman isterseniz girişten başlayalım. Ee, biz burayı girişimler için özel olarak tasarladık ve ne kadar rahat olabileceklerini düşündük. Ee, i̇lk başta girdiğimiz anda zaten bizi rahat çalışma alanları karşılıyor. Hemen sağ tarafımızda da bir stüdyomuz var. Burası bizim yeni medya stüdyomuz. İçerik üreticilerini, onları da girişimci olarak değerlendiriyoruz ve onları da desteklemek için burada bazı programlar yürütmeyi planlıyoruz. Bunun ilk adımı olarak e, içerik stüdyomuz var. İçerik stüdyomuz aynı zamanda deniz akvaryuma gelecek girişimlerimizin ihtiyacı olan içerik üretimi süreçlerini de yürütebilmek için kullanılacak. Yani girişimlerimiz herhangi bir stüdyoya ister ürünlerini çekmeleri gereksin, ister kendilerini tanıtmaları gereksin. Herhangi başka bir stüdyoya ihtiyaç duymadan burada Deniz Akvaryum Yeni Medya Stüdyosu'nda içeriklerini üretebilecekler. Şimdi isterseniz devam edelim. Yeni Medya Stüdyomuzu geçtikten sonra bir alanımız var. Bu alanımız telefon kulübelerimiz. Ee, biliyorsunuz ortak çalışma alanlarının handikaplarından biri toplantıların ortak alanlarda yapılması ve insanların gürültüden şikayet edebiliyor olması. O yüzden bazı fon butlarımız var. O fon butlarda toplantıların ve telefon görüşmelerinin yapılmasını tavsiye ediyoruz girişimcilerimize. Onlara öyle bir ortam sağlıyoruz. Şimdi geldiğimiz yer ise etkinlik alanımız. Etkinlik alanımız girişimlerimize vereceğimiz eğitimlerin, burada gerçekleşecek etkinliklerin, konuşmaların, ...düzenleneceği alanımız. Burada da bir amfi düzeni var göreceğiniz üzere. Ve hemen karşısında bir perdemiz var. Bu perde üzerinden sunumların gerçekleştireceği, konuşmaların, eğitimlerin verilebileceği bir alan yarattık. E, bu tarafta e, hemen etkinlik alanımızda rahat çalışma koltuklarımız var. Bunları biraz daha girişimcilerimizin daha rahat hissedebileceği, daha evinde hissedebileceği bir ortam yaratmak için kurguladık. Ofis içerisinde kilitli dolaplarımız var. Girişimcilerimiz bu kilitli dolaplarda eşyalarını tutabilir ve sürekli buraya taşımak, getirip götürmek zorunda kalmayabilirler. Devam edelim. Hemen sonrasında kitchenet alanımıza geliyoruz. Burada bir mutfağımız var. Mutfağımızda biz hali hazırda çayımızı, kahvemizi demleyip içiyoruz. Girişimcilerimizi de kahveye, çaya bekliyoruz. Günün yorgunluğunu atmak için, biraz ara vermek için, belki diğer girişimcilerle sohbet etmek için bu alanı kullanabilirler. Günün yorgunluğu, sinirden, stresten bahsettik. Hemen bunu almak için yine aynı yerde oyun alanımız var. Oyun alanımızda bir arcade makinemiz, eski usul ve oyun konsollarımız var. Oyun konsollarımızda günün stresini atacağız. Arcade makinemizde de eskiyi anacağız burada. Devam ediyoruz. Şimdi asıl en önemli kısma gelelim. Yani çalışma alanımıza. Çalışma alanımız az önce bahsettiğim gibi aslında açık ofis şeklinde ve 36 kişinin aynı anda çalışabileceği bir şekilde tasarlandı. İstersen devam edelim ve çalışma alanını görelim biraz daha. Çalışma alanımızda masalarımızın üzerinde ses yalıtımı sağlayacak ürünlerle desteklemeye çalıştık. Diğer tarafta bir blockchain laboratuvarımız var. Blockchain laboratuvarımız aslında burada en başında bahsettiğim, desteklediğimiz blockchain faaliyetlerinin yürütüleceği alanımız. Bu alanda da yazılımcılarımız, analistlerimiz, ürün yöneticilerimiz blockchain tabanlı projeler üzerine çalışıyor olacaklar. Hadi şimdi ofisin geri kalanına devam edelim. Gördüğün gibi duvarlar motivasyon yazılarıyla aslında bezendi. Buradaki duvardaki resimlerle ve yazılarla da aslında en başta ilettiğim metaforu, yani küçük balıktan büyük balığa olan seyahate dair izler göreceksin. Ve şimdi ofisin son kısmına geldik ve ofisin son kısmında da bu duvar resmini görüyoruz. Duvar resminde bir balina ve üzerinde de yazan okyanusa açılmaya hazır mısın? Okyanusa açılmaya hazır mısın? Bizim son sorumuz girişimlere deniz akvaryumun kapısından girdin, güvenli sularında büyüdün ve artık buradan okyanusa açılma vaktin geldi diyoruz. Son olarak bir de sana toplantı odalarını göstermek istiyorum. E, toplantı odaları genel olarak ecel mantıkla tasarlandı. İlk toplantı odamız biraz daha klasik, daha büyük bir toplantı odası, video konferansların yapılmasını planladığımız alanımız. Diğer toplantı odalarımız sarı ve yeşil olarak kodladığımız iki toplantı odası ise daha ecail yapıda. Daha yüksek sandalyeler hatta yeşil toplantı odamız bir amfi şeklinde onu da göstereyim sana. Küçük bir amfi şeklinde dizayn ettiğimiz toplantı odamız. Tüm yapıyı girişimlerin ihtiyacı olacak, girişimcilerin ihtiyaç duyacağı çözümleri üretmek üzere tasarladık. Umarım tüm girişimlerimizle, tüm girişimcilerimizle harika işler çıkaracağımız bir döneme başlıyoruz. Deniz Akvaryum İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile. Gökhan çok teşekkürler. Seninle Deniz Akvaryum'u konuştuk. Güzel bir ofis türü oldu. Ama şimdi bir de bu ofisin içerisini doldurmak gerekiyor. Yani bu işin arkasındaki yapı ve içerideki girişimcilik programını da merak ediyorum. Videomuzun başında bir Neo Hub'ı dile getirmiştin. Biraz bundan bahseder misin? Harika, çok güzel bir noktaya değindin. Şöyle yapalım, e, Aziz'e devredeyim ben topu. Aziz Neohap hakkında bilgiler versin ve sonra da Melis hızlandırma programımızın detaylarını açıklasın. Şimdiden tüm girişimlerimize harika bir yolculuk olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Hoş geldin Aziz. Neohap'tan bahsetmeni isteyeceğim. Peki. Neohap nedir? Böyle bir detaylı anlatır mısın? Neop %100 Denizbank Finansal Hizmetler Grubu iştiraki. Daha önce banka çatısı altında yaptığımız çalışmaları daha kapsamlı hale getirip burada tekrar devreye aldık. İçinde Deniz Akvaryum, Deniz Akvaryum'un altında tüm programlar, Deniz Ventures bizim girişim sermayesi yatırım fonumuz ve yeni ürün geliştirme fonksiyonları Neoap çatısı altında birleşmiş durumda. Deniz Akvaryum'un içerisinde çeşitli programlarımız var. Hızlandırma programımız, kurum içi inovasyon ve girişimcilik programımız, blockchain laboratuvarı, yeni medya akademisi gibi farklı alanlarda programlar geliştirdik. Bunlarla birlikte ekosistemde pek alışkın olmadığımız bazı yeni programlar da var. Bu programlar aslında birer servis gibi önce kendi içimizdeki startuplara daha sonra ekosisteme yayılabilecek bazı servisleri barındırıyor. Deniz Ventures bildiğiniz gibi Midas'a yatırım yaparak hayatına başladı geçen sene. Yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Yeni ürün geliştirmede Neohub'la birlikte başlayan yine ekosistemle işbirliği içerisinde fintech veya başka faaliyet alanlarında e, hizmet verecek ürün ve servis geliştirmeyi kapsıyor. Neohub'da yapılan olarak neler var diye bir bakarsak temelde 3 fonksiyona ayrılmış durumda. Birinci fonksiyonumuz inovasyon ve ekosistem fonksiyonu ki ben de orada görev alıyorum. E, burada ekosistemle etkin bir işbirliği kurmayı hedefliyoruz. E, gelecek startuplarla gerek hızlandırma programımıza yer alan gerek hiç bize daha önce dokunmamış startuplarla etkin bir startup etkileşim programını kurmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Venture Builder programımızı da Neoapp'la devreye alacağız ki bu da zaten ikinci fonksiyonumuza teknoloji ofisini adresliyor. Teknoloji ofisi daha önce kurmakta zorlandığımız hızlı ve etkin bir şekilde POC ve MVP aşamasında dönüşmeyi kolaylaştırmak için bir teknoloji ofisi. Biz butik bir yazılım evi de diyebiliriz esasında. Üçüncü ve son fonksiyonumuz da satış ve pazarlama fonksiyonu. Burada da biraz önce bahsettiğim yapılardan çıkan bütün ürün ve servislerin ekosistemle kavuşması için çalışan arkadaşlar ibaret. Kabaca Neo yapısal anlamda böyle. İçeride daha önce alışılagelmedik yeni ürün ve hizmetleri deniyoruz. Çok sınırları belli bir şekilde hareket etmektense deneyerek onlardan gelen feedbacklerle yeni yeni şeyler ortaya çıkarma, yeni geliştirmeler yapmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda ekosistem işbirliklerini de çok önemsiyoruz her türlü işbirliği için taramalar yapıp her faaliyet alanında startupla da kollarımızı açıp etkin bir şekilde bizimle birlikte hareket etmelerini istiyoruz. Buradan startuplara da bir çağrıda e, yapmış olayım. Sadece hızlandırma programı için değil, Denizbank'la herhangi bir işbirliği olasılığı gördükleri anda lütfen bizimle iletişime geçsinler. Birlikte neler yapabileceğimizi birlikte keşfedelim. Esasında Hilmi söylenecek çok şey var. Hem Neoab üzerine hem de programlarımız özelinde. Ben kısaca Neoab'ı anlatmaya, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Gökhan sana zaten buradaki fiziksel alanı gezdirdi. İstersen şimdi Melis de günün anlam ve önemi üzerine hızlandırma programının detaylarını anlatsın. Evet Melis, seninle de bugün hızlandırma programının detaylarını konuşacağız. Seni de yaklaşık Girişim Ekosisteminden 5 yıldır tanıyorum ve bugün Deniz Akvaryum çatısı altında görmek gerçekten çok mutluluk verici. Ee, hoş geldin İlmi öncelikle. Seni burada görmek çok güzel. Ben de Deniz Akvaryum hızlandırma programını yürütüyorum. Burada birazcık aslında hızlandırma programının detaylarına değinmek istiyorum. Burada siz hangi tür girişimleri seçiyorsunuz? Öncelikli olarak 7 tane odak sektörümüz var. Finansal teknolojiler, blockchain, tarım, sağlık, biyoteknoloji, yapay zeka ve turizm alanındaki girişimcileri desteklemekle birlikte alanında yenilikçi tüm girişimlere kapımız açık. Biz burada en az MVP aşamasına gelmiş, satışı olan, ödeyen müşterileri olan ve globale doğru ilerleyen girişimleri desteklemek için bir program tasarladık. Burada programın en önemli özelliklerinden biri, yıl boyunca başlılarımız sürekli açık ve döngüsüz bir yapı içerisindeyiz. Girişimler bize başvurduktan sonra gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz ve uygun olan girişimleri direkt Deniz Akvaryum uzanma programına dahil ediyoruz. Burada her girişim için program döngüsü 6 ay. 6 ay boyunca aslında girişime özel tasarladığımız programla onların gelişmesi ve hızlandırması konusunda 360 derece desteklerde bulunuyoruz. Denizbank ve NAB'ın gücünü arkamıza alarak girişimin aslında tüm ihtiyaçlarını analiz edip belirleyip büyümesi ve gelişmesi konusunda onlara özel tasarladığımız programlarla onların gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Bir girişim programı kabul aldıktan sonra girişimle birlikte aslında ona özel planı oturup çıkardığımız bir yapı var. Daha sonrasında da Denizbank Finansal Hizmetler Grubu üst düzey yöneticileri girişimle eşleşiyorlar ve 6 ay boyunca periyodik olarak görüşerek onlara aslında ana mentorları oluyor. Daha sonrasında yine çok güçlü bir deniz bank dışında da çok güçlü bir mentor ağımız var. Girişimler yine bu ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda bu güçlü mentor ağımızla da bir araya geliyorlar burada tamamen girişimin ihtiyaçlarına yönelik bir program tasarlıyoruz. Burada her girişimin seviyesi, aşaması ve gittiği yol çok farklı olduğu için biz de onları tespit edip bu konuda destekler sağlamayı çok önem veriyoruz. İş bizim için çok önemli. Yine Denizbank içerisinde iş kolları ve iştiraklerle aslında çok güçlü iletişimlerimiz var ve burada girişimlerle çalışmak için de hem nevab olarak hem de Denizbank olarak çok iş açık ve istekliyiz diyeyim. Girişimleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Girişimleri seçerken aslında e, öncelikle aşamasına bakıyoruz. Elinde bir prototipi, ürünü olması gerekiyor ya da satış aşaması, metriklerinin artarak ilerlemesi bizler için çok önemli. Bunun dışında tabii ki de e, artık kuluçka dönemini bitirip hızlanma dönemine gelen e, bu aşamadaki girişimler için söylememe gerek yok ama ekip çok önemli. Ve işin e, büyüme potansiyeli bizim değerlendirme kriterlerimiz arasında yer alıyor. Peki seçilen girişimi içeride nasıl bir süreç bekliyor? Ee, girişim seçildikten sonra ilk hafta aslında e, Deniz Akvaryum ekibi olarak girişimlerle eşleşiyoruz ve onlara rehberlik edeceğimiz bir yol haritasını çıkartıyoruz. Daha sonrasında ikinci hafta ise e, Deniz Bank üst yönetiminden kişilerle onları buluşturuyoruz ve bu plana uygun olarak bu görüşmelerin yürütülmesini sağlıyoruz. Bu noktada yine ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler, seminerler ve workshoplar düzenliyoruz ve bu KPI'ler konusunda da ilerlemek ve işbirlikleri konusunda da iş kollarını buluşturmak için periyodik olarak toplantılarda aracılık ediyoruz. Ayrıca Aziz'in de bahsettiği gibi Neohap çatısı altında bulunan iş geliştirme, yazılım, Satış ve pazarlama gibi alanlardaki uzmanlığımızı girişimlere ücretsiz olarak sağlıyor olacağız. Peki girişimler Deniz Akvaryum'a nasıl başvurabilir? Girişimler sürekli açık olan çağrımıza denizakvaryum.io web sitemiz üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca merak ettikleri bir konu olursa da hello@denizakvaryum.io adresinden de bize her zaman ulaşabilirler.